Elinde şu an hamburger var ha, diyet yapıyorum dedi de. Millet aj, millet aj. Üşümüşsün, üstünü örtün falan. Yo, üşümüyorum. İnat, o kadar inat yani. Kocam bir drama queen. Bir dakika, bir dur, gözüm karardı. Bulduğum yere yapışım. Dişin döşün var. Hayır. Videomuzu izlediğin için za. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir mukbang videosuyla birlikteyiz. Yanımda sevgili yengem Buse, abimin eşi ama kardeşi gibiyim. Ama yani. Evet, kardeşim gibi. Yenge de denmiyor. Yani böyle ne bileyim, yenge deyince bana böyle çok şey gibi, uzak akraba. Fatma Gül'ün suçu nedeki şey var ya. Evet, aynen öyle. Ve kötü biri gibi geliyor. Yani iyi niyetli değilmiş gibi. Dayımın eşine de yenge demem mesela. Hani abla derim. Buse'ye abla diyemediğim için. Yani. Evet. Ondan sonra... Çünkü 26 yaşındayım. Evet. Çok tatlı minnoş. Ailemizin çıtırı. Acız. Neydi? Millet. Aj. Millet. Aj. Aynen. Şimdi ketçap çıktı. İçinde çıktı zaten mı? Var. Peçete de çıktı. Aa, patates çıktı. O ne? En büyük şeyimiz buydu. Patates sipariş çıktı. Verirken içinde patates ekstra yazmıyordu da çıkar herhalde dedik. Şimdi dur. Şu sana. Dur bakayım, üstünde yazıyor. Ha ne? Şu bolognese benim zaten sosları taşmış. Arkadaş. Yok edeceğim ortadan. Ne yapıyorsunuz ya? Şunu şöyle. Bu kadar heyecanlanmasının sebebi hiç sipariş verdiniz mi? Hayır. Yani 5 aydır falan evde biz bir kere sipariş verdik çünkü artık bana gına geldi. Yani evde sürekli yemek yapıyorum ve ben gerçekten hoşlanmıyorum yemek yapmaktan. Bir gün dedim ki Yako, artık bugün sana yemek yapmayacağım, sipariş vereceğim dedim. Ay, ağzım sulandı. Bir kere sipariş verdik, o da yani 3-4 ay oldu. O yüzden çok heyecanlıyım. Ben içeceğimi koyacağım. Şunu ben içeceğim. Biraz hayvanlık yapacağız bugün. Estağfurullah. Lıkır lıkır lıkır. Lıkır lıkır lıkır. Yes. Diyet demeyin ama sağlıklı beslenme adı altında. Diyet mi kaldı ya? Bir günlerde diyet kaldı. Ay her günlerde hep tatlı dönüyor zaten yani. Yok sevgilim pastası, yok ekler gelir, yok bilmem ne yapılır. Ekleri ama niye aldık biliyorsun. Ben de bir şey ekler seviyorum. Ya. Ekler seviyorum ama böyle yapmışlar. Bir gece öncesinden İlker söylemiş, ekler yesek mi falan diye böyle yapmışlar. Nom 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 yapmışlar. Hayır tabii ki nom 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 ama yani yememeye çalışıyorum, yememeye gayret ediyorum. O yetmez zaten. Yani. Dur şöyle. Patatesleri soğukmuş azıcık. Ketçap mayonez mi yiyorsun, ketçap mı yiyorsun? İkisini birlikte mi yiyorsun? Ya üniversitedeyken ketçap, mayonez ve acı sosu karıştırıp yiyordum. Şimdi fark etmiyor yani, ketçap aslında şeyse, tatlıysa böyle hafif. O zaman seviyorum ketçap. Ha, ben hepsini seviyorum ama mutlaka şeyle birleşecek. Karıştırıyor musun böyle? Karıştırmıyorum. Ha. Bir ona batırıyorum, bir ona batırıyorum ama ben üçüne karıştırıyordum işte üniversitede. Biraz pis boğaz olabilirim lütfen. Bir de gerçekten hiç göründüğüne bakmayın yani, atom karınca ama yani biri yiyor, biri yiyor. Yani... Lokmasını saymak gibi olmasın. Bu benim kilo almış halim. 2 sene önce evlendik ve ben evlendiğimden beri 12 kilo aldım. 42 kiloydu. Böyle bir gün şeye gittik. Ne o? Gelinlik provasına gittik. Ha. Gelinlik giyecek. Hadi dedim ben de gireyim içeri. Ondan şu kadar beli var. Abartmıyorum. Bu kadar beli vardı. Şimdi gayet iyi. En azından şey, böyle daha sağlıklı görünüyorsun. Acık dolmuş oldu. Ama olsun, dolmuş olmadı. Bunu şimdi gömeceğiz. Benimki bolognese sosluymuş. Bakalım. Benimki neydi? Seninki miydi? Texas Smokehouse. Benimki de böyle bir şey. Düşünüyor muyuz? Hadi kardeşim. Şerefe. Hadi bakalım. Ben çok şeyim. Yapıştır. Çok acı. Çok güzel. Çok güzel, çok aşırı. Köfteyle kıymalı makarna sosunun yakışacağını bilmiyordum ya. Yakıştı. Gerçekten güzelmiş ama biliyor musun? Şey, lezzetli köftesi. Eti, evet. Eti lezzetliymiş. Ay, kolonun aseri burnuma burnuma. Çapırdatma için kusura bakmayın ya, birazcık öyle. Ne yapayım?
Muk benim dediğim ne dedi ki zaten? Ya bir kadın varmış orada ayda 900 bin dolar mı ne kazanıyormuş yemek yiyip ya video çekerek. Kaç kilo? Hadi biraz ilişkilerden konuşalım. Nazar değdirmeden tabii maşallah diyerek. Tamam. Benim hiç kardeşim olmadığı için böyle bulsa da Yakun'un kardeşleri de benim şey gibi. Kardeşlerim gibi oluyor. De senden küçüğüm ya. Muhtemelen büyük olsaydım belki bu kadar ısınamazdım. Olabilir, olabilir. Hani İlker'le eşit olsaydım. Ali iyi kıskançlıklar yapıyormuşum. İlker'le 10 yaş var bu arada bizim aramızda. Neyse ki göstermiyor yaşını. Yani. Adam 45 yaşında hala 24 şaka 45 yapıyor. Mi? Ne yaptın ya? Şu bir anca belirleyecekler koşuyor. Ne 30? 36 olacak işte bu ay. Önümüzdeki ay. Ama doğum günü geliyor. Tipik bir yengeç değil mi? Evet. Tam yengeç ya. Yani Emin'in erkeği. Drama queen. Kocam bir drama queen. İzleyeceksin bundan mı bizim? Şey, aşık, değil mi? Aşık, alık, alık. Alıngan. He, alık değil, alıngan. Alık mı? Alık ya. Abime alık dedi ya. Duyabiliyor musunuz? Kız kardeşinin yanında abime alık dedi. Kız alık değil ya. Alık mı? Alık ya. Niye alık? Bir haftadır yüzü karamıyor mu yüzünde? Ha. Ya. Unutkan. Nereye koydun? Ama hep aynı şeyi kaybediyor yani. Hep yüzük kayboluyor bizim evde. Ben Başak Burcu'yum. Benim yükselenim bir de koç. Yani yengeçle normalde anlaşması imkansız. Ama İlker'in yükseleni Başak. İşte orada muhtemelen şey yapıyoruz. Ben de oğlum en iyi anlaştığım Burç Başak. Normal. Sen Başak'sın, Yako Başak. Hı hı. Abimin Burcu şey yükseleni mi Başak'mış? Hı hı. Zaten 30'dan sonra yükselen devreye göre falan. Abim Başak demezdim. Abim zaten normalde Başak değil. Pis püsür o nasıl Başak? İnatçılığı Başak olabilir belki. Olabilir. Çünkü inat yani. Dur abime gömeyim acık. Bir önceki videoda o bana gömmüş. Şimdi birazcık ben ona gömeyim. İntikam. Evet. Yaşı ilerledikçe emekli albaya bağlıyor yani. Böyle bir hani şey gibi. O araba oraya park edilmez. Ona hayır yanlış yap. Hani daha cümleyi bir Allah. Daha cümleyi bitirmiyorum. Hayır. Diyorum ki ne hayır yani öyle bir şey dinle. Yok. Demek bir dinle başka bir şeyden bahsedeceğim ben. Hayır. Yaş böyle bir bende. Bilmiyorum. Benim başka Allah. Yengeç tanıdığım yok bu arada. Annem yengeç. Senin benim annem. Ama kadın erkek farklıdır. Ya o da drama queen, evcimen yani. Hmm, evi seviyor. Öyle. Mesela İlker de evi seviyor. Seviyor ya. Yatayım devrileyim. Yatayım. En büyük etkinliği yatmak kocam. Abim oturamıyor. Gerçekten. Oturma şeyi yok. Hani öyle o programlanmamış. Beta'da o yok yani. Oturamıyor çünkü. İlla devrilir, illa yanlayacak yani hani böyle. Dışarıyı sevmiyor da doğayı seviyor yani. Gideyim bir kafede oturayım, kahve içeyim, çay içeyim yok. Ama gidelim taş toplayayım. O da neden? O da yemek yemeyi seviyor. Gidelim mangal yakalım. Yemek yiyelim, piknik aynen yapalım. Öyle. Oğlak yapalım, kuzu yapalım. Bir şey olacak. Ah, sevdim sevdim. Efendim. Video çekiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Sana gömüyorum sana. Gelişine gömüyorum hem de. Yemek yiyoruz, video çekiyoruz. Tatlı ne yiyoruz akşama? Bak işte. Bak yani biz oğlum, diyet yapıyoruz. Diyet. Gerçi bugün gitti de diyet. Diyet mi yapıyorum? Ya, elin, yemek mi yiyorsun? Elinde şu an hamburger var ha. Diyet yapıyorum dedi de. O zaman sırada benim kocam. Çekiştirelim. Yakup'un da neresini çekiştireceksin ya? İnatçı. Ama bende de var o yüzden çekiştirelim. Şey gibi ya, muhalefet yani. Ne söylersen söyle, bir kere kendi bildiğine... Üşümüyorum, en çok ona gülmüştüm. Üşümüyorum. Üşümüyorum. Ya böyle ya, şey gibi, kaplumbağa gibi böyle ecüş bücüş bir şey olmuş. Gerçi kaplumbağa da olmaz ama neyse, anladın, solucan gibi bir şey yani. Böyle ecüş bücüş yatıyor. Üstünü örttü. Yalnız tabii işte üşümüşsün, üstünü örttü falan. Yo, üşümüyorum. İnat o kadar inat yani. Uykusun ha, belli yani üşümüşsün. Hani üşümüşsün. Çünkü üşümedin değil mi? Daha şey böyle geniş geniş yatarsın. O inadı var. Şeyi var. Ben bilirim. Ya da ben bilirim değil de sanki daha çok sen bilmezsin gibi bir şey. Ya nasıl söyleyeyim anlatamıyorum ki. Atıyorum şu şöyle yapılır diyorum. Hayır öyle yapılmaz diyor mesela. Gibi. Daha kısayı onu biliyor gibi mi? Tamam. Böyle. Bir şey de bildiği yok ama. Öyle genel boş yapıyor yani. Ondan sonra diyelim bir şey yapılacak evde.
8 ay sonra falan yapılıyor o ya. O bütün erkeklerde var. Bilmiyorum valla. Gerçekten. Daha yeni lamba değişecek. İşte ne bileyim, çamaşır makinesine bir şey yapılacak vesaire. Ha yapılacak yapılacak. Gerçi ben de şey yapıyorum, çok da üstüne durmuyorum ama. 8 ay sonra yapılıyor. Ama çok da yüksek hakikaten. Kocaman başka gömecek bir şey yok mu? Bazen çok kötü espriler yapıyor. Her zaman. Bazen değil. Yani ben bazen diyorum çünkü ben de bazen kötü espriler yapıyorum. Bazen çok kötü espriler yapıyor ya. Her zaman ya böyle bir de at muhabbeti. At. Leyla ile Mecnun'dan kalma. Onu mu izliyor? Gece gene Netflix'te Leyla ile Mecnun şeyi gördüm ben. Açıp izlemiş olabilir mi? Olabilir çünkü sürekli evde zaten sürekli Leyla ile Mecnun dönüyor ve şey. Atıyorum bir şey olacak. At. Atla yapalım. Ata binelim. Artık diyorum ki geçenki ya. Videoda var tatile atla gideceğim. Ha, aynen öyle. Evet. Ve Yaku'ya diyorum ki hani Yaku gerçekten artık yeter. Sıktın. Ama dinlemiyor. Abimle birlikte çok iğrenç espriler yapıyorlar. Evet. Şey çanda kayısı. Abimle çanda çalışıyor Çanakkale'nin Çan ilçesinde. İşte bu çanda kayısı mevzusu var. Bilmem ne var. Ya anlık gelişiyor bir de espriler. Kelimeden türetiyorlar. Ve ben hiçbirine gülmüyorum. Yani şöyle bir bakıyoruz. Ne? Bir adamlarla mı evlendik diye. Bu espriyi nasıl yapabildi acaba? İşin garibi annem hepsine gülüyor. Annem komik olmasa annem gülüyor. Hepsine gülüyor. Yani evladı diye mi yapıyor bunu bilmiyorum ama. Her iğrenç espriye de gülünmez ki arkadaşım. Evlenmeden tam olarak tanıyamıyorsun karşındakini. Annemle yaşamadan. Zaman geçirmeden. Ya biz aynı evde yaşıyorduk. O zaman sonra gerçek kısa bir süre gene birbirimizi... Bence öyle değil ya, evlendikten sonra değişiyorsun. Olabilir. Mutlaka değişiyorsun yani. Aa böyle... nasıl sağladım kızı diye rahatlıyor musun tabi? Bir de erkek açısından değil ama bak ben mesela evlenip birinci senesinde ego savaşı ama işte güç savaşı verdiniz. Biz onu yapmadık. Ben bir oğlum ve şey hani hep kontrol freak resmen böyle her şeyi ben kontrol edeceğim. Her şeyi ben bilirim. Yani nasıl söyleyeyim? Her şeyi ben bilirim. Çok çok eskiden vardı. Artık o kadar fazla yok ama gene de böyle bir... Benim çocuğum geçsin gibi ama. Herhalde ama bunu bilinçli yapmıyordum yani. Ve şey hani biz yakın uyumlu da insanlarız. Böyle tartışma yaratılacak bir durum yok. Kıskançlığımız yoktur. Evde ses yükselmez vesaire. Hani bir şey... Nasıl söyleyeyim? Problem olacak bir şey de yok. Ama ilk sene böyle bir savaş verdik. Ondan sonra düzeldik. Bence her evde çift yaşıyordur ya. Hatta şey muhabbeti var ya 1-3-5 bilmem ne diye. Aa, cennet sınanıyor falan. Valla ben bilmediğim ilk evlendiğin sene. Çünkü birbirini yeni tanıyorsun. Aynı evde yaşamaya başlıyorsun. Herkesin kuralları farklı. Bir de çocuk olunca, ilk çocuk olunca tanıyorsun yani. Şimdi bence ne kadar fedakar olduğunu, işte nelere göğüs gelebileceğine, ne kadar uykusuz kalabileceğine. Ne kokuyorsun her şey karışır. Kesin karışır. Karışsın yanında olsun da. Ne kadar onu diyor, ilgisiz babam olayım diyor. Evet. Aslında ilgisiz babalık değil bence o. Sadece şey, anneye alan bırakmak. Ya o zaten çocuğu için en iyisini yapacak. Valla geceleri uyansın da ben başka bir şey istemem. Çünkü gece çok zor ya. Saat başı. Bu bitmiyor. Ben yedim ya. Bitmiyor bu. Sen çok konuşuyorsun. Ben hiç de uzatabilir misin? Yemedin, bitmedi mi daha be? Kız yiyemiyorum. Yarım saat oldu ben bitirileli. Bir de en küçüğünü söyledik. Bu 100 gram et olan içinde. Aylardır yiyemiyorum onu ben. Neden bitiyormuş? Bu ben size hemen şikayet edeceğim. Bunu kahvaltı falan da yapmıyor. Bunu azıcık yüklenin. Kahvaltı yapsın. Aç geziyor bütün gün sonra böyle yapıyor. Oğlum aç derim ki aç. Ay başım döndü. Yapıyor evde. Gözüm karardı. Gözüm karardı. Bir dakika bir dur gözüm karardı. Buldum yere yapış. Yemek yemiyor çünkü. Yuttun mu? Gitmiyor mu? Git çıkar. Burgeri çıkartma. Vallahi yoruldum ya yerken yoruldum. O zaman... Afiyet olsun bebişim. Sohbetin için teşekkür ederim. Ne demek? Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olalım. Evet, abone olalım.
Seri like atalım. Seri like atalım. Bir de yorum yapalım. Yazalım. Dışında bir şey mi var? Hayır. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bir de ne istiyorsanız onu yazın. Ona göre çekelim. Aynen. Tamam mı? Yazın hadi. Bye. Bye.